Varis hastalığı olan kişilerin her şeyden evvel bilmesi gereken varisin ne zaman tedaviye ihtiyaç olduğu ve şikayetlerinin tedavi aşamasına gelip gelmediğini belirlemektir. Bu çerçevede baktığımız zaman varis tedavisinin amacı hastanın şikayetlerini geçirmek, varisin yan etkilerini ortadan kaldırmak ve hastanın görünümünün düzeltilmesidir. Tedavi belli başlı tedaviler, girişimsiz tedaviler yani hiçbir tedavi yapmadan hastayı izlemek, bariz bir şikayet yoksa ve hasta tedaviyi veya girişimi istemiyorsa bu sıklıkla uygulanan bir tedavidir ve hastaların büyük bir çoğunluğu aslında tedavi olmazlar. Girişim veya ameliyat ise çoğu kez hastanın şikayetleri oluştuğunda hasta da varisler yan etki oluşturmaya başlamışsa ya da hasta istiyorsa yapılır. Varisi olan bir kişinin yapması gereken şey yaşam tarzında bazı değişiklikler oluşturmasıdır. Bunlar ara vermeden uzun süre ayakta kalmanın önüne geçmesi, otururken bacak bacak üstüne atmaması, dinlenirken bacaklarını yukarıya kaldırarak dinlenmesi, egzersiz yapma, bacakları kuvvetlendirmek, kilo vermek, bacakları sıkan sıkı kıyafetler giymemek, uzun süre yüksek topuklu ayakkabılar giymemek hastalar için önemli unsurlardır. Bunun yanı sıra hastaların şikayetlerini hafifletmek için özellikle ameliyat istemeyen hastalarda varis çorapları faydalı olabilir. Bazı durumlarda ise varis ilaçları verilebilir. Varis ilaçları hastalığın ilerlemesini engellemez ama hastaların şikayetlerini hafifletmeye yardımcı olur. Bütün bu yöntemler varis hastalığını pratik olarak bir parça buzdolabına koymaya benzer. Gerçekte varis hastalığını tedavi etmez. Varisin tedavisi mekanik tedavidir. Yani varisin kaynağını ve varisleri ortadan kaldırmak da mümkündür.